istediği gibi oldu ama hani daha güzellerine layıktı tabii gelinim ama yapabileceğimiz siz bu kadardı. Zaman... Hani biz buraya gerçekten ama gerçekten hani para için, altınları kazanmak için ay geldik. Ay biz buraya İhtiyaç şöhret olmaya geldik değil mi? Yani. Değil mi Nagi Hanım? Bir de benim için diyorlar ki var yemez. Evet. Ay bu var yemez. Ama biz de öyleyiz hayatım. Burada o kadar o. Yoruluyoruz. Tabii ki bir benim, altın bilezik derdine düşüyoruz ama yani. Ben var yemezdim ama bak yine de altında parada hiç gözüm yok. Evet Nilgün Hanım, siz buraya hani para için gelmediğinizi, geldiğinizi söylüyorsunuz, ima ediyorsunuz ama ben görüyorum hani gelininizi de sizi de gerçekten biraz böyle şöhret amaçlı ay, sanki. Benim gelinim hangi çünkü ortama girse? Şöhret amaçlı gibi. Bir dakika. Benim gelinim açıkçası. Hangi ortama girse gösterişlidir. Güzeldir. Evet, gösterişli maşallah. Güzel bir kız. Allah sahibini öyle bağışlasın. Bir, öyle bir ama biraz fazla şey, gösterişli. Hayır, öyle bir hava katıyor. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. Senin yani gibi değil mi gösteriş, ben. Gösterişe gidiyor. Geleli kelinini gösteriyor, kendisini gösteriyor. Sen? Ben yarışa geldim. Sen? Kazanmaya geldim. Takılarını göster, altınlarını göster. Neyini göstermiyorsun sen? Ya ben var da gösteriyorum. Benim de var da gösteriyorum bakın, ben. Ben ne tabusunu benim bakayım. De var da gösteriyorum neyini? Hayır. Araba almış getirmiş oğlun gelinine. Onu gösteriyorsun. Oğlun sürpriz ben... yaptı. Oğlun tamam. Bana sürpriz benim yaptı. Benim de tabunu... yaşadığım ortamı gösteriyorum ben. Ya ben öyle senin gibi yapsam alı dökerim her şey. O, ne, ben de neyini de olan... yapıyorum? Ama olan var olmayan var. Ben o yüzden... Olan var olmayan var neyi var? Esra. Efendim. Bir şey merak ediyorum canım. Sen spot eşya kullanır mıydın? Eğer kocamın durumu yoksa mecburen tabii ki de kullanırdım. Adamın başına çıkamazdım. İlla da bana yeni sıfır eşya alacaksın diye. Aa, mecbur. Bir dakika ben anlamadım anlamadım. Kullanır mıydın? Ben de kullanırdım. Mecburen ne yapacaktın? Diyorsun. Yoktan var mı et diyecektim bunu adama. Bunu kuyumcu mecbur. Esra mı söylüyor? Esra. Ha, laf söylüyor yine bal kaba. Allah Allah. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geldiğim günden beri senin bu samimiyetsiz cevaplarından çok sıkıldım. Gerçekten. Ben de senden çok sıkıldım. Ya devamlı benim üzerimden film yapmaya Esra, çalışıyorsun. Esra tamamen ekranlara oynayan Esra. Ya bunu sen mi söylüyorsun? Her şeyini çekmişsin, buraya getirmişsin. Yaygara yaptın. Yok şöyle sükse, yok böyle sükse bilmem ne. Kalkmışsın bir de bana laf ediyorsun. Sen benim özel hayatımı nereden bileceksin? Adamın başına mı çıkacağım bana yoktan var et eşya al diye? Aynı fikirdeyim hayatım. Ben hiç şaşırmıyorum. Sen Yandıra yaranmak için tabii ki de aynı fikirde olacaksın. Ya benim Yandıra yaranmaya ihtiyacım yok da. Bence o masaya, o masaya baktığımda sahtelik akıyor. Gerçek olan tek şey kolundaki bilezikler. Bravo. Gözün bravo. Mü kaldı? Aşkım gözüm kalmadı. Hak ettin aldın güle güle harca. O ayrı bir konu. Gözüm niçin kalsın? Hak ettin ki kazandın. Dişine pırlanta taktıran ben miyim? Evet. Şimdi bakın. Hadi. Dişime pırlanta taktın geldim. Söyleme doğru. Hiç söyleme. Doğrudur, ben yaşadığım ortamı gösteriyorum. Beni bütün sosyal medyadan da herkes izliyor. Ya, herkes biliyor. Ben herkes burada gösteriş değil. Ama sizin gibi araba alayım getireyim. Ondan sonra tapu alayım getireyim. Sen tapu istiyorsan Yağnur'da 17 tane tapu var. Niye kirada duruyor o zaman? Neden kirada? 17 tapu var da neden kiradadır? Hadi kirada. Hadi yine çit öne geçmeye çalışıyorsun. Hadi oradan. Ay Nilgün Hanım vallahi beni şimdi böyle kalpten götüreceksin. 17 tane ne aldın böyle bu kadar ya? Ben almadım. Yağnur'um var. Nasıl gidiyor gelinlerim? Güzel Seda Hanım. Güzel. Aferin size. Ne yapıyorsun Esra bir cebelleşiyor? Güçlenemesi yapıyorum Seda Hanım. Bir şey mi eklemen lazım acık onu yumuşatmak mı lazım be? Ekledim aslında ama. Biraz daha ekle anam. O ne öyle? Pazı yaptın. Perde kapansın. 17 tane tapusu olan bir kızın burada işi ne? Demek ki şöhret. Benim bir tane bile tapum yok. Allah versin. Maalesef. Teşekkür Allah. Ederim. Çalışan olurmuş da. He. Ben buraya geldim hiçbir kere olsun daha bir tapum var bilmem neyim var diye ağzımı iki buçuk aydır açmıyorum. Ben de hiç demem. Ağzımı açmadım. Asla yani bunca senedir Allah'a şükür sağlık sıhhatten. Hiçbir ay, zaman. Buraya geliş amacımı size sadece peki, söylüyorum. Peki Nagihan Hanım ben benim gelin yapıyor bazen. Gelinime destek amaçlı ben buraya geldim onunla birlikte. Ne böyle geldik zaten. Evet. Peki Nagihan Hanım söyler misin ben tabuyu aldım da geldim mi sen vardın benden yarışa Allah'ını söylersen söyler misin?
Hiç tabuyu aldım, tabu mu gösterdim burada? Senin... Bana sürpriz mi yapıldı? Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun söyle. Tapun sürpriz oldu. Evet, ama baksana ne bizim diyor ama. Gelinler burada konuştukları için tutamıyorlar ya. Heh. Arkası arkaya laflar geliyor. Evet, ondan oluyor öyle. Onlar ağızlarından çıkarttıkları için ben hiçbir zaman savunma yapmıyorum. Gözünüz, eliniz, işinizde, kulağınız bende. Kayınvalideniz torununu doğum gününde 2 saat gezdirme bahanesiyle sizden aldı. Ancak durum bambaşka. Çocuğunuza sizden habersiz ve sizin davetli olmadığınız bir doğum günü organizasyonu yapmış. Aa, benim çocuğuma. Evet, kendi dostlarını, eş, dost, akraba çağırmış. Siz sosyal medyada bir bakıyorsunuz, göreceğiz canlı yayında. Aa, çocuk doğum günü elden ele geziyor. Benim doğum günüm. Şaka. Evet, sizin çocuğunuz. Benimki de benimki büyüdü artık. Kendi kendine doğum günü yapmış. Esra. Seda Hanım. Heh. Hemen polisi ararım. Polisi mi? Pandemi değil mi? He. Bir arada parti yapmak yasak değil mi? Yesinler evet, cezaları. Evet, şunu alacağız mı azıcık taşıyor. Ödesinler cezaları, çocuğumu da alırım. Ondan sonra bir daha rüyasında görür. Polisle birlikte basarım. Evet. Polise yasak de... sonuçta pandemi var. Kursağında bırakırım. Pandemi olmasa? Pandemi olmasa kendim basarım. Basar, ben o... basarım, alırım çocuğumu. Ondan sonra kendim bir güzel kendi ailemi toplarım. Bir güzel partilerim Seda Hanım. Bunları aynı orada... şekilde sosyal medyadan paylaşırım. O da öyle izlediğiyle kalır. Evimi de basamaz. Benim evimi basmak biraz yürek ister. E sen kadının düğün, şey, doğum günü partisini basıyorsun ya. O ben. O benim. O basamaz. Benim evimi basmak öyle her baba yiğidin harcı değil de anasının karnından doğmadı. Kız onun altı yanmıyor. Yanmasın mı? Kapattım, kapattım. Ha, yanıktı, kapattım. Şu an pandemi. Pandemi bile olmasa polisi her türlü götürürüm. Çünkü benim çocuğumu kaçırır bu derim. Bak o da çok güzel bir Seda Hanım, bakın onu da yaparım. E kafamız aynı çalışıyor. Ay çocuğum kayboldu. Ya da, polise ya da, giderim. Ya da sanırsam ben sana benzemeye başladım. Bilemiyorum Seda Hanım. Sanırsam. E çünkü taktiklerini beğeniyorum bunların, ne yapayım. Vallahi benden akıllılar bunlar. Hepsi benden akıllı. Evet Yağnur. Seda Hanım yani nasıl bir tepki vereceğimi şu anda kestiremiyorum. İnanın siz söylerken bile çok kızdım. Çünkü böyle bir şey yapamaz. Bir kere benden gizli bir şey yapamaz. Niye? Yapamaz çünkü ben ondan gizli bir şey yapmıyorum yani. Yaptı. Hemen gördüğüm anda atlarım arabama, giderim. Heh. Ve derim ki anneciğim hayırdır, hayırdır ne yapıyorsun? Heh. Ondan sonra o da dedi ki tamam ben annenim, söyle anne hayırdır. Anne. Heh. Burada ne oluyor? Ne yapıyoruz çocuğa, doğum günü partisi yapıyoruz. O çocuk kimin çocuğu anneciğim? Benim de torunum anam. E tamam, ben de annesiyim. Ne yapalım canım? Sen ayrıca yaparsın doğum günü partisi.